Sevgili Özcan Yaman, öncelikle Başka Sanat'a hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, 40 yılı aşkın bir fotoğrafçılık serüveni var. Normalde konuklarımızla hep başından başlıyoruz sohbet etmeye ama bu sefer biz biraz daha bugünden geriye doğru gidelim. Halihazırda şu anda neler yapıyorsunuz? Bunlardan kısaca bahsederseniz buradan geriye doğru yolculuk edelim. Tamam ben de hızlıca hemen geriye doğru gitmeye başlayayım. E, emekliyim. Evrensel Gazetesinden emekli oldum ama gazetecilik hayatımı sürüyor. Hı hı. Evrensel Gazetesinde işte her hafta e, Kadraj isimli bir köşemde fotoğraf, sanat, siyaset e, ilişkisi içerisinde yazılar yazıyorum. E, bunun yanında e, İşin Aslı diye bir televizyon programı sunuculuğu yapıyorum. Programı da biraz açalım. İşin siyaseti. Aslı e, haftada bir yayınlanan bir program. Ve güncel e, olaylardan küçük kupleleri e, kısa bir süre içerisinde, yani 30 dakikada üç konukla anlattığımız e, hem olay hem konukla e, birlikte işin aslını sorguladığımız bir program oluyor. E, onun dışında yani benim içinde olduğum alan 2-3 bölüme ayrılıyor. Bunun bir yanı siyaset, bir yanı sanat, bir yanında da, Sanata bağlı olarak fotoğraf oluyor. Ben de bu ortam içerisinde gitgeller yaşıyorum. Yani git geller yaşıyorum derken günün ihtiyacına orantılı davranıyorum. Gıya ben sizi tanımama da vesile olan sürece buradan geçelim istiyorum. Benim de öğrenciliğime denk gelen bir dönemdi. Red Fotoğraf Kollektifi diye bir kolektif doğalında açığa çıktı. Evet. Biz sosyal medyadan duymaya görmeye başladık. Bir nevi bir hayalet dönüyor, kimler olduğunu bilmiyoruz, nasıl bir araya geldiklerini de bilmiyoruz. Zamanla öğrendik ama bu sefer işin aslı orada neydi, onu da senden dinleyelim. Şimdi oradaki işin aslı 2008 yılı polis şiddetinin arttığı bir 1 Mayıs'la yaşandı. Zannediyorum bu gazlar, mazlar ilk o 2008 1 Mayıs'ında kullanıldı ve dönemin bütün gazetelerinde manşet olmuştu. Yani e, o 1 Mayıs'ta, her 1 Mayıs'ta bir katılmıştık. E, fotoğraf çektik. Mağduriyetler yaşandı. E, onun sonucunda Çalışçılar Derneği e, suç duyurusunda bulunacağız. Bize bir fotoğraf verir misin abi? Sen fotoğraf çekiyordun." dediler. E, "Tamam." dedim. Şimdi eve gittim. Dedim ya o gün orada elinde fotoğraf makinesi olan da o eski cep telefonlarıyla dahi fotoğraf çeken bir sürü insan vardı. Önce e, fotoğraf çeken gazetecileri arayayım dedim. Onlardan fotoğraf istedim. Küçük bir mini sergi yapalım. Ahmet Şık'ı aradım. Ahmet dedim ya böyle böyle. Abi dedi herkes fotoğraf çekmiş. Bir sergiye çevir bu işi dedi. O zamanlar tabii Facebook falan yok şeyle yani vardı da belki biz kullanmıyorduk. Mail üzerinden tanıdığım herkese mail attım dedim ki yani. 1 Mayıs'ta fotoğraf çeken herkes fotoğraf yollasın, bir sergi açacağız. Ee, onun üzerine e, yaklaşık 60 kişiden yüzlerce fotoğraf geldi. Bir anda ben ne yapacağımı şaşırdım. Ee, Çalışıkçılar Derneği'ne de konuyu açtığımda dediler ki, abi bizim e, toplantı salonunda fotoğrafları asıp basın açıklamasını yapalım. Onun üzerine yine, ee, hazırlık çalışmaları sürerken baktım ana caddenin üzerinde binanın giriş katında bir kuyumcu vardı. Kiralık diye tabela asmış. <laughs> dedim biz dedim sergiyi burada açalım. Ee, galerinin ismi de Çadırçukçular Derneği Sanat Galerisi olsun. Ee, mal sahibi arandı. Mal sahibine durum izah edildi. Onlar da izin verdiler. Tamam bir ay sizin olsun orası. Bila bedel kullanın dediler. Zaten kuyumcu dükkanı olduğu için lokal ışıklar falan sanki bir galeri havasındaydı zaten. Biz çok hızlı örgütlendik e, ve genel bir çağrıda bulunduk. Dedik ki, işte Haziran ayında 1 Mayıs'la ilgili fotoğraf sergisi açılacak. O gün orada fotoğraf çeken profesyonel amatör, gazeteci, ev kadını, öğrenci, kim fotoğraf çektiyse bize fotoğraf yollasın. Gelen fotoğraflar içerisinden e, birbirini tamamlayacak kareleri seçtik. E, yüzlerce fotoğraf olan mini videoların olduğu e, bir sergi gerçekleştirdik. Bu sergi zamanında çok büyük ses getirdi. Bir ay kadar açık kaldı sergi. Her şeyin bir başlangıcın sonu olduğu gibi sergi de bitti. Ama e, katılan arkadaşlar birbirini tanımıyorlardı. Herkes tanıştı. Yaklaşık bir 20 kişi kapanışa geldi. E, kapatacağımız son gün. Sonra orada bir e, çay bahçesine gittik, oturduk. Herkes dedi ki abi çok güzel oldu. İyi bir dayanışma oldu. Çünkü günlük izleyici sayısı 600'e yakındı zaman zaman. Genellikle turistler geliyorlardı sergiye. Ama red fotoğraf falan yok ortada. Tabii, yani ÇEADE'nin sanat şey. sanat galerisinde açılan bir fotoğraf sergisi. Bir sürü kişinin katıldığı. Orada dediler ki biz bir grup olalım. Bundan sonra hep bu tür şeyler yapalım. Sergiler falan yapalım. Güzel olur yapalım. İsimle koyalım. Tabii çok sert isimler önerildi. Dedik ki ya papatya olsun bir şey olsun. Yani çiçek olsun isim önemli değil. Yani herkesi kavuşturan bir şey olsun. Otobüse bindim giderken biri abi red fotoğraf olmaz mı dedi. Ben de olmaz dedim. Gittim eve düşündüm ya red fotoğraf niye olmasın. Red e, sıcaklığın Hani sanatta e, sıcaklığın rengi, mücadelenin rengi devrimci falan böyle bir göndermesi var. Tabii, Dedi hazırladım. ki o bir zaman ha, de var. E, ya olur bu dedim ve ben bir manifesto yazdım. Yani taslak. Bunu gruba o herkesin mail adresi vardı yolladım. Dedim, bu manifestoda tartışalım. E, nihayetinde Red Fotoğraf grubu diye biz başladık ve çok hızlı her yıl 3-4 kolektif sergi gerçekleştirdik. E, o kadar ki e, artık herkes yöneticisi kim, mekan nerede diye soruyor. Yok, e, yöneticisi yok. Yani e, öyle bir grup kurduk e, ve sosyal medya üzerinden örgütlendik. Şunu yaptık, dedik ki biz bir demokratik kitle örgütüyle birlikte sergiler açan bir grup olacağız. Disk, KESK, ÇAD, Tabipler Birliği, TÜMOP gibi. Ve o dönemlerde kentsel dönüşüm çok ravaştaydı. Soylulaşma isimli e, kentsel dönüşüme yönelik sergiler yaptık. Bilgi Üniversitesi'nde açtık sergiyi. Sonra yine Çehade'nin e, Sanat Galerisi'nde açtık. O zaman hala e, mal sahibi bize bırakmıştı orayı. E, ve asıl e, 1 Mayıslar geldi ve e, biz artık 1 Mayısların e, hemen hemen Türkiye'deki en büyük arşivine sahip bir kolektif olduk, grup olduk. Sonra işte e, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü falan böyle önemli tarihlere e, fotoğraf çalışmaları yapıp sergiler açar hale geldik. Dediğim gibi e, Red Fotoğraf'ta e, profesyonel fotoğrafçı, sanat fotoğrafçısı yok, gazeteci yok işte e, şöyle isim yapmış büyük fotoğrafçı diye bir ayrım yok. E, fotoğraf çeken herkes Red Fotoğraf'ın üyesidir diye kabul ediyoruz. Tek şartımız var. E, her proje ile ilgili bir e, manifesto yayınlıyoruz. O manifestoya uygunsan katılırsın. Atıyorum yani kadınlara karşı, bu cinayetlere karşı bir duyarlılığım varsa ve bizim de şimdi yeni projemiz Erkek diye bir başlıkla projemiz var. Kadın cinayetlerine karşı. 8 Mart'a yönelik onu hazırlıyoruz. Bir duyuru yaptık. Orada da yine o sergiye katılırsın. Ama bir başka projeye katılmayabilirsin. Yani böyle bağlayıcılığı da yok. Yeter ki içeriye uygun çalışmalar yolla. Red Fotoğraf'ın kabaca şeyi bu. Son bir yıldır bayağı bir sessizliğe büründük. 2020'de özellikle. O da toplumdaki bu büyük baskının yansıması olarak okunabilir. Yoksa red fotoğraf hala duruyor yerinde. Ama biz dediğim gibi bir e, her şeyin içine giren çıkan varsa yoksa işte işi gücü bırakın illa fotoğraf olacak sergi açacağız diye bir şey yapmıyoruz. Öğretmen, memur, avukat. Doktor, herkes var bizde. Yani fotoğraf çeken herkes Red Fotoğraf üyesi olduğu için e, böyle bir dayanışma örgütü aslında. Tam zaten güncel mi diyecektim ama güncelliğini koruduğunu da buradan teyitlemiş ee, olduk. E, Redfotoğraf.com internet sitesinden girip e, son geldiğimiz aşama'yı oradan e, izleyiciler görebilir. Eğer fotoğraf çekiyorlarsa ben buradan e, fotoğraf projesine katılmaya davet edip kendilerini içlerinde fotoğraf çekenler varsa eğer. Bu da bizim açık çağrımız olmuş evet. olsun. Normalde sohbetin aksına dair, sohbetin akışına dair başka şeyler vardı aklımda ama burada şunu es geçmek istemiyorum. E, red fotoğrafın en çok da kimi çalışmaları dediğim gibi mesela ben de sosyal medyadan aslında red fotoğrafı tanıdım. Ve bu sosyal medyanın gücü o günden bugüne değişti. Bunu e, yer yer bir avantaj olarak değerlendirebiliriz. Bazen bir dezavantaj olarak da değerlendirebiliriz ama bir fotoğrafçı olarak sizin bakış açınızı ben bu anlamda merak ederim. Herkesin cebinde aslında bir fotoğraf makinesi var hali hazırda. Herkes kendi çapında bir fotoğrafçı. Salt olarak sözlü anlatım biçimlerinden çok daha fazla görsel anlatım biçimlerine doğru yönelen bir dünya var. Bunu şununla da Sosyal medya mecralarıyla da görüyoruz. Artık çok daha az tweet atıp e, bunun yerine Instagram'a koyduğu bir fotoğrafla bütün konuyu anlatmak gibi bir e, kolaylığı da var insanların. Görsel okul yazarlık gibi bir şey oldu artık. İşte bunu biraz açsak hani nasıl görmek lazım? Bunu bir avantaj olarak çok daha iyi ve olumlu bir şey olarak mı görmek lazım? Yoksa bunun yanı sıra tükettiği ya da e, hasar verdiği kimi noktalar var mıdır? Ama ben sosyal medyada görselliğin bu derece yaygınlaşmasını olumlu buluyorum. Ee, günümüzde e, bugün herkesin, yani zengin fakir ayrımı olmadan mutlaka bir akıllı telefonu var. Ee, ve o akıllı telefonda herkes bir şekilde fotoğraf çekmeyi de beceriyor. Ee, dolayısıyla fotoğraf çekmek çok kolaylaştı bu anlamda. Elinde makine telefonu olan herkes fotoğrafçı. Ee, avantajları çok büyük. Bugün mesela ben bundan işte beş sene önce, on sene önce olsa bir boğaz direnişi olsa yerimde duramaz İlla gidip orada fotoğraf çekmeliyim diye kendimi şey yapardım, kasardım. Şimdi o çok rahatım yani tamam illa fotoğraf çekmeliyim diye gitmedim ama anında gelişmeler içeriden zaten bu senin bahsettiğin araçlar vasıtasıyla bize ulaşmaya başladı. Yani... Ee, i̇şin özneleri kendi sorunlarını e, kendileri ifade edebilir hale geldiler. Eskiden teknik zorluklar nedeniyle bir fotoğrafçıya ihtiyaç duyulurdu. Şimdi işin özneleri bu fabrikada işçi olabilir, tekstil atölyesinde işte dikiş diken kadın olabilir. Bir derdi bir problemi var ise ve onu hemen anlatmak istiyorsa eskiden iki saat mektup yazması gerekirdi. Sonra o mektubu alacak birisi görselleştirecekti zaman geçtikçe onun şeyi de inecekti. Ama şu anda iki tane fotoğraf çekip paylaştığı anda o olaydan haberdar oluyoruz. Yani iletişimde müthiş bir çağ başladı bu anlamda. Bu bakımdan çok yararlı. Ha her şeyin bir de olumsuz yanı da vardır ama ben olumsuzluklarını bu olumlulukların yanında yok sayıyorum. Yani öyle bir şey düşünmüyorum ve çok da mutluyum aslında. Bununla çok paralel olarak şöyle bir yarası da vardır aslında bende. E, İletişim fakültesi mezunuyum. E, gazetecilik okurken çokça hayalim vardı ama öğrenciliğim boyunca mesela elime alabildiğim, kendime ait bir fotoğraf makinem hiç olmadı. Mesleği yapmaya başladığım dönemde de çokça zaman muhabir arkadaşlarımın ya da çok yakın arkadaşlarımın makinalarıyla e, gazetecilik yapmaya çalıştım. Ki bu, bu sebeple de hiç iyi bir foto muhabir olamadım aslında. E, Buradan da düşündüğümüzde mesela fotoğrafın aynı zamanda bir o kadar da biraz da pahalı bir uğraş olarak bir karşılığı vardı. Bunu yıkmış olur mu bu haliyle Tabii bugün ki. geldiği durum? Tabii ki yıkmış olabilir. Bugün iletişim fakültesinde olan bir sürü arkadaş aynı şekilde bu cep telefonu fotoğrafçılığıyla sorunlarını yene getirir. Benim takip ettiğim Fatoş Erdoğan var 98 Haberde mesela cep telefonu kullanıyor. Geçen sene Musa Anter yarışmasında e, ödül aldı. Yani e, şimdi ş, e, bir gazeteci, bir foto muhabir, muhabir ayrımında e, sistem insanları fotoğraf çeken, haberi yazan, derleyen, işte kurgusunu yapan tek kişiye indirdi, üç kişinin yapacağı işi. Yani sistem o hale geldi. Dolayısıyla emek anlamında da ee, üç kişilik kişi bir kişiye yükleyip daha az ücretle bir e, medyada, sömürü şarkını da girdi bu aslında. Ee, ben şunu söylüyorum. Fotoğraf biraz sevgi meselesi. Yani tamam herkes cep telefonuyla fotoğraf çekebilir. Ama bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek ve bunun için e, illa iletişim fakültesi ya da gazeteci falan olmak da gerekmiyor. Benim tanıdığım, bildiğim bir sürü işte avukat, doktor gibi e, mesleklerinin dışında fotoğraf çeken fotoğrafçılar da var. Onların da cep telefonu var ama onlar fotoğraf makinesiyle. Pahalılığı bence biraz göreceli. Çünkü fotoğraf makinesinin pahalı olanıyla iyi fotoğraf çekilir mantığı yanlış bir mantık. E, daha böyle e, ne yapmak istediğimizle orantılı bir fotoğraf makinesi seçtiğimiz zaman o sorunu aşarız. Ee, fotoğrafın şöyle bir yanı var İnsanın duygu ve düşüncelerini ifade etme biçimine Biraz önceki senin sorunda da e, Buraya noktaya geliyoruz aslında Ya ben bir insanım Benim hayatta yapmak istediklerim var İnsan dediğin şey paylaşır Sevincini ve acısını başkalarına anlatmak ister Bunu bütün insanlar yapar İlla sanatçı olmak gerekmez Şimdi bunu ben nasıl yaparım? Yazıyla yaparım, resim yaparak yaparım. Ben hobiciyim canım, öyle sanatçı falan değilim deyip e, anılarımızı yazarak yaparız vesaire. Bir şekilde dile getiririz. İşte e, fotoğrafla ilgilenen kişi bunu fotoğrafla dile getirir. E, dolayısıyla e, fotoğraf hem ruhsal anlamda hem de düşünceni ifade etme, e, biçime kavuşturma anlamında önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. Ama illa fotoğraf makinesi şartını koymuyorum. Bu cep telefonu da olabilir. Cep telefonunun yetersizliğini sen eğer bu mesele üzerine eğilirsen hissedecek ve göreceksin. Gördükçe de fotoğraf makinesine yatırım yapmaya çalışacaksın. Yani fotoğraf makinesi ortadan kalkacak. Artık fotoğraf öldü bitti. Cep telefonları bu işi yapıyor. Bu yanlış algı. Çokça zaman. E Orada artık biraz belki dilim değişecek. Ben de Özcan abiyi mesela sahada gören, tanıyan bir e, genç arkadaşınızdım çoğu zaman. Biraz da böyle bu programa da hazırlanmaya da çalışırken e, böyle arşivi karıştırıp e, sevgili Senur Sezer'in sizi konuk aldığı bir programa denk geldim. Orada çok bariz ve yekten bir sorusu var. Muhalif bir fotoğrafçı Çiçek Böcek çekmez mi hiç diye. Ee, oldu mu, hiç çektim mi? Valla e, tabii ki çekiyorum. Yani e, muhalif olmak kavramını aslında belki birazcık açmak lazım. Muhalif olmak, e, içinde var olduğumuz, yaşadığımız e, ortamdan mutlu olmamaktır. E, ben e, bugün bir sürü kadın cinayetlerinin olduğu, çocuk tacizlerinin olduğu, e, emeğin sömürüldüğü bir dünyada yaşıyorsam, e, ve bunlar reel gerçek olarak içinde benim de yaşamımı zorlaştıran e, durumlarsa arkamı dönüp de denizin dalgaları işte gün batımında saçını savuran kızın potresini çekmek e, bana cazip gelmiyor. Ama bu şu anlamada gelmiyor, çekmem anlamına da gelmiyor. Yani benim de arşivimde e, taradığımda bir sürü çiçek böcek işte güzel kızların saçları dalgalanırken denizler falan böyle fotoğraflar bende de var. Ama e, Öncelliğim benim toplumsal muhalefette e, bu özgürlüğün hak ve emek mücadelesinde görünürlük elde edecek fotoğraflar çekmek oluyor. Bu benim tercihim. E, bir de gazeteciliğin de vermiş olduğu bir tercih de buraya getiriyor bizi. İşte kentsel dönüşüm sorunu var, ekoloji sorunu var. E, oralarda otur tür fotoğraflara da ihtiyacımız var. Yani bize mevcut durumu gösterme gibi kendimizi kodlamışız. Halbuki, mevcut durumun daha ötesini de gösterme gibi bir şeye girmemiz lazım. Yani biz eğer bugünkü kötülüklerden bahsediyorsak bunu gösterelim tamam orada okeyim ben de onu yapıyorum. Ama amacımız o kötülüklerden sonraki güzel ve iyilikleri de gösterecek fotoğraflar gösterebilmek. Şimdi bu olabilir mi? Ee, bu günümüzde kavramsal fotoğraf diye bir şey var. Yani fotoğrafın dalları arasında. ...çalışan arkadaşlar da var. Bir fotoğrafa bakıyoruz. Bizi böyle mest ediyor. Diyoruz ki işte ya bu. Yani o anki durumun çok üstünde bir fotoğraf oluyor. Ben hemen burada bir parantez içinde... ...bu red fotoğrafın erkek konulu e, projesiyle ilgili... ...o açıklamayı yapmak istiyorum. Biz duyuruyu yaptık. Gelen fotoğrafların çoğu gözü morarmış kadınlar... ...mağdur kadınlar, ezilen kadın fotoğrafları olmaya başladı. Daha 15 günlük süreçte. Biz ısrarla orada vurguluyoruz. Biz artık dayak yiyen, işte e, hakir görülen, zavallı kadın imgeleri değil, güçlü, direnen, mücadele eden kadın fotoğrafları istiyoruz diye. E, bu genele e, çevirdiğimizde aynı şey. Evet bugün bir baskı var, bugün bir e, insanların daraltıldığı her alanda mağdur edildiği bir dünya ortamında yaşıyoruz. Bunun karşılığı da o anı göstermek. Ama ondan sonrasını da göstermeyi hedeflemeliyiz. Ben istersen hemen hızlıca devam edeyim. Tabii. tabii. Ee, ben 2008 yılında filan gazeteci olarak, yani foto olarak başladım. Ondan önce bir sürü de değişik alanlardaydım. Ee, hayatımda içinde çok yoğun yaşadığım 2-3 tane büyük toplumsal olay içinde yer aldım. Gezi direnişleri bunların en başındaydı. Daha sonra 2015 Ankara katliamı ee, ve burada çektiğim fotoğraflarla e, ben düşüncelerimi anlatmaya çalıştım. Şunu yaptık. Gezi'de ben 15 Nisan'dan itibaren sürekli vardım. Orada bir sürü fotoğraflar üretildi. Ee, bu fotoğraflar bir yerlere kullanıldı, edildi. Daha sonra Ankara katliamında ben mesela bir savaş fotoğrafçısı... Ee, savaşa giderken fotoğraf çekme hazırlıklı gider. Kaskını alır, eğitimini almıştır. Ee, hangi taraftan cepheye müdahil olacak? Nasıl çekecek? Bunları hep planlayarak gider. Ama biz Ankara'da öyle değildik. Ben fotoğraf makinesi çantası sırtımda atladık Timop'un otobüsüne gittik. Barış talebi. Yani, demokrasi, de barış. Biz orada ha, şunu hayal ettik. Yani, red fotoğraftan 5-6 arkadaştık. Ee, dedik ki e, halaylar çekilecek, işte e, şarkılar, türküler. Biz de böyle güzel enstantane fotoğraflar çekeceğiz. E, seçimler yaklaşıyor. Ondan önce de piyasaya biraz böyle yayacağız bunları da. Güzel bir şeyler çıkacak. E, benim mesela beş dakika önce fotoğraf çektiğim yerde bomba patlıyor. Tam karşısındayım. Önümde böyle seninle konuştuğum gibi konuştuğum insan ölüyor. Ve ben orada fotoğrafçı olarak ne yapabilirim? E, her şeyi unuttum ben enstantane ayarları şunlar ben ne yaptım? Yeşil bir ayar var bu kanonlarda bütün o otomatik makinalarda. Yeşil ayarına getirdim. Rek düğmesine bastım. Boynumda makine sallanırken. Bel hizasından fotoğraf çektim. Bütün o ceset tarlasını yürüyerek gittim. Onların kanlarına bastırmak zorunda kaldık. Ve orada sürekli düşündüğüm şu. Ben bir yandan ağlıyorsun. Bildiğin bütün küfürleri ediyorsun içinden. Yani Bir de böyle insanı reflektiyorsun. E bir de can çekişen insanlar karşında. Nasıl fotoğraf makinesini alıp da böyle fotoğraf çekeceksin? Yardım etmek için elini uzatıyorsun. Hemen oradan biri koşup geliyor. Ona bırakıyorsun. Ve ben ancak bu pankartlar örtüldükten sonra gözüme koyup da fotoğraf çektim. O zamana kadar belizamda şak 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 basarak çekiyordum. Bülent Kılıç aradı. AFP'den acele fotoğraf istiyorlar abi. Sen oradaymışsın diye Twitter'dan öğrenmiş. Dedim internet çekmiyor o olmuyor, bu olmuyor. Ben de akşama doğru fotoğraf yolladım. Beş fotoğraf yolladım. Bir tanesi o yılın e, basın fotoğrafları şeyinde ikinci olmuş. Yani e, AFP Ajans kendi ajansı adına e, bunu yarışmaya sokmuş. Neyse orada bahsetmek istediğim hikaye şu. İçinde var olduğu bir durum ne olursa olsun bir foto muhabirinin duygularını ikinci plana atmayı becermeye çalışacak becerebilir diyemiyorum ve e, kamusal sorumluluğunu düşünerek dişlerini sıkarak fotoğraf çekecek gerekirse yani o gün orada olan zannediyorum pembe güldü fotoğraf makinesinin çantasından bile çıkarttı hiç fotoğraf çekememiş. E, ertesi gün fotoğraf çekmeye baş yani böyle de bir zor yanı var bu işin. E, sonra süreç e, insanın kendini sorgulama süreci olur. Yani sıcağı sıcağına olayların içinde bir şeyler yaşadığınız zaman sorgulayıcı yanınız sizi e, yarına dair bireysel anlamda da şeyinizi etkiler, geleceğinizi etkiler. E, ben işte ondan sonra da emekli oldum ama hala işte mahkemelerle, da sürdürüyoruz. Bu noktaya belki daha keyifli bir yerden gelmek isterdim aslında Atlanta'da sanırım yapılan bu sergide sergi mi demeli çok özür dilerim Dünya evet Dünya basın fotoğrafları, fotoğrafları. ikincisi bir fotoğraf aynı zamanda bahsettiğiniz ama böyle anmış olduk bu kısmından da bahsetmiş olduk açıkçası ben de daha fazla o kısmını açmak istemiyorum evet. ama bunu hep genelde edebiyatla ilgilenen edebiyat alanında üretimleri olan konuklarımızla konuşmuştuk. Ödüllü bir yazar olmanın bir yükü var mıdır? Yazarın üzerinde bir sorumluluğu var mıdır diye. Sizde böyle bir yükü oldu mu? Şimdi onun bende çok yükü olmadı. Niye olmadı? Benim çünkü mantığımda yarışmacılık diye bir şey yok. Ben hiçbir ne sergiye ne bir şeye fotoğraf yollamam. Parayla fotoğraf satmadım. Bir iki tane böyle uygun fiyata vermişimdir belki ama onun dışında benim şeyimde yarışmacılık şeyine karşı bir şeyim var. Karşıtlığım var. Yazılarımı da çokça yazmışımdır zaten. Ben paylaşımcı ve olabildiğince anonimleştirmeci bir şeyim var. <laughs> tarzım var, düşüncem var. Atlanta'daki yarışma sonucunu bana kimse mektup falan yazarak bildirmedi. Twitter'dan et Özcan Yaman işte olmuştur diye. Ben de herkes gibi gördüm. <laughs> ondan sonra bana bir sürü mailler geldi. Ya işte bir katliam fotoğrafıyla yarışmaya mı katılır? Allah işte bilmem ne yapsın seni bilmem ne. Dedim ki yani benim haberim yok. Ben fotoğrafı çektim, AFP'ye yolladım ve AFP bütün dünyadaki basında yüzlerce çıktı bu fotoğraf. Yani şu işte ikon oldu o şey anlamında. ondan sonra ajans olarak yarışmaya katılıyor. Yani ajanslar arası bir işte dünyanın en iyi fotoğrafları seçkisine bunu AFP yolluyor ve e, fotoğrafçının isme ismini yazma zorunluluğundan dolayı benim ismim orada yazılıyor. Yoksa benim yolladığım benim girdiğim bir yarışma değil. Karşılığında para pul ya da başka bir şey de yok. Yani bir prestij şeyi bu. E, yarışması. Bu anlamda beni belki de onurlandıran diyeyim bir yanı oldu. Onun dışında hiç öyle büyük yarışmalara falan girmişliğim de yok. E, benim için de bir anlam ifade etmiyor. Şöyle bir deneyim süreci de var sizin için. Reklam fotoğrafçılığı yaptığınız bir dönem var, dolayısıyla şunu yakından biliyorsunuz aslında diye düşünüyorum ben de. Fotoğrafın dili, fotoğrafın anlatısı e, ve bunun gücü e, bazen bir gerçekliği çok başka türlü okumamızı da sağlayabiliyor. Ama bir yanıyla bize o hiç görmediğimiz en somut halini de buz gibi gözümüzün önüne koyabiliyor. E, bunun bir örneği olarak e, yazılarınızda da yer verdiğiniz bir fotoğraf var mesela. Bu gökyüzünde yemek yiyen işçilerin e, fotoğrafı. E, bu, bunun daha sonrasında üzerine dönen tartışmalara ve yazılanlara dair de e, evet. değindiğiniz noktalar oldu. Ben buradan yola çıkarak biraz da şeyi yorumlamanızı rica edeceğim. Yani e, bu PR dünyasının e, sanatın dilini bu kadar e, kendine... Ee, çok kullanılabilir ve kullanışlı bir malzeme olarak kullanıyor olması, e, böyle değerlendiriyor olması e, zaman içerisinde ne eksiltti ne götürdü bizden e, nasıl okumak, nasıl görmek lazım ee, şimdi çok güzel bir noktaya temas ettin fotoğrafın gerçekliğinden hep bahsederiz ya yani fotoğrafsa gerçektir deriz ee, aslında en güzel ve en kolay yalan söyleme aracı fotoğraftır fotoğrafla çok güzel yalan söylersiniz gerçekmiş gibi yalanları ıı, sıralayabilirsiniz. ki Günümüzde ıı, iktidar olanlar diyeyim, bunu çok güzel kullanıyorlar. Yani gerçekliği ıı, sorgulatacak ıı, noktaya gelen şeyler oluyor. Buna bir örnek olarak 1929 ekonomik buhranı ıı, sırasında ıı, Rockefeller'in ıı, General elektrik binası olarak kullanılan Empire State binası ıı, bize hep yani ben de yazılarımda Levisayn'a e mal ettik. Yani gökyüzünde yemek yiyen işçiler fotoğrafı. işte koskoca inşaatın tepesinde adamlar bir pizza kutularında lüks öyle yemekler yiyorlar. Metrelerce yukarıda, dokuz metre Biz de metre fotoğrafı olarak bildik, okuduk, öyle <laughs> yazdık bir <laughs> Ve karen. orada bir sürü de hikayeler uydurduk. İşte kapıdan girmek için adam pizzacı kılığına girdi de şöyle yaptı, böyle yaptı. Sonra araştırdım ben bunu. Araştırınca bunun bir PR çalışması olduğunu... Görünce şok oldum önce. Ondan sonra üzerine gittim. E, tam da bugüne getiriyor aslında meseleyi. Yani adam ekonomik buhran sırasında bir demirden inşaat yapıyor ve bunu pazarlayıp satmak istiyor ama en etkili yolu arıyor. O da e, işçilerin de malzeme olarak kullanıldığı bir fotoğraf karesiyle bunu çözmek. E, yaklaşık o dönemin büyük fotoğrafçıları ya da açlıktan ölmek üzere olan fotoğrafçıları topluyor bir araya. Levisey'in de zannediyorum bunlardan biri. 5-6 fotoğrafçı. Bunlar bütün gün o inşaatta fotoğraf çekiyorlar. İşçileri de oyuncu olarak kullanıyorlar. Öyle dur, böyle dur. Olmadı. Şuraya yaslan. Yani işte reklam fotoğrafçılığı gibi. Ama oyuncular gerçek oyuncu. O inşaatta çalışanlar. Ve hepsi akrobasi hareketleriyle hareket ediyorlar. Hiçbir güvenlik önlemleri de yok. Ee, Dolayısıyla o yıllarda da Levi bir e, fotoğraf albümü çıkartıyor. E, çalışan işçiler işte workerslar diye. E, o albümde de hep bu tür fotoğraflar olunca biz de herhalde fotoğrafı çekecek. Selevi çekmiştir diye nitelendirmişiz. Tabii kendi arşivinde tuttu. O, Tabii, şeye daha, ait, sonra o ki, ait. daha sonra anlaşılıyor ki, daha sonra anlaşılıyor ki orada 4-5 fotoğrafçı bir sürü fotoğraf çekmiş. Kimine isimleri yazılmış, kimisine yazılmamış. Anonim olarak kalmış. Bunlar Getty Imaj'ın deposunda şu anda ve bir araştırıyorlar. O gökyüzünde yemek yiyenler fotoğrafını çeken belli değil. Ama ağırlıkla, şimdi ismini unuttum, bir fotoğrafçıya atfediliyor. Levise'nin olmadığı kesin ama. Şimdi işin asıl benim için ilginç olan yanı şu. Bugün bir sendika dairesine gitti işçi sınıfının böyle temsilciliğini yapan yerlere git. O fotoğraf böyle kocaman iki metre büyüklüğünde durur. Bir gurur verici yanı vardır. E, emeğin yüceliğini gösteren bir fotoğraf olarak onu algılıyoruz. E, bugün büyük bir holdingin inşaat şirketine git. Orada da iki üç metre büyüklüğünde bu fotoğraf var. Yani karşıt iki sınıfın çok sevdiği bir fotoğraf. Nasıl olabilir? Şimdi benim şeyim olarak... E, işçilerin anlamlandırmasıyla o fotoğrafa bakarak inşaat şirketinin anlamlandırması arasında e, fark var aslında. Ama aynı fotoğraf üzerinde ve iki tarafa da hitap eden bir fotoğraf yaratılıyor. Bu Herald Tribune gazetesinde haber reklam şeklinde yayınlanıyor. Orada kullanıldıktan sonra ikonlaşıyor. Ve gelmiş geçmiş bütün ikon fotoğrafları içerisinde en bilinen fotoğraf olarak günümüze kadar geliyor. İşte işçiler e, emeğin e, Yücel Tiryakı'nın fotoğrafı diye bunu değerlendiriyor. Patronlar da ya biz işte böyle e, işçileri bu kadar rahat güzel yaptırıp böyle korkusuzca binalar yaptırıyoruzu verdiriyor. E, buna benzer e, şeyler günümüzde de var tabi. E, hemen İstinye Park e, AVM'siyle bağlantısını kuralım. Orası açılırken de orada çalışan işçilere stüdyoda işçi kıyafetleri tulumu üzerinde. Bilmem ne marka, işte çanta reklamı, işte takım aleti elinde matkabı tutarken boynunda adidas ayakkabı, işte marka vermek Hikayesi de istemiyorum. Gerçekten böyle de mi gerçekten bu arada? Orada çalışan işçiler tabii, mi? Tabii tabii. Yani orada çalışan işçiler stüdyoda reklam fotoğrafçılığıyla, yani işçilere denmiş ki bak siz buraya emek verdiniz, bu binayı yaptınız. Sizi onurlandırıyoruz. Fotoğraflarınızı binanın kapısına kocaman asacağız. Bütün binayı bu fotoğraflarla çevriliyorlar ve açılış yapılıyor. İşte o zamanki başbakan da herhalde Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Esad birlikte açıyorlar oranın açılışını yapıyorlar. Orada büyük laflar da ediyorlar. Sonra yani ne oldu? Miydi, eşleri miydi? Eşleri Eşleri de eşleri. vardı. Ha. Eşleri de vardı. O zaman kanka dönemiydi. Ve orada işçiler yine kullanıldı özde olarak. Belki onu yaparken işte biz... ...inşaatımız yapan işçileri onurlandırdık diyerek reklam yaptılar. Belki ceplerine 3-5 kuruş koydular. Ama o işçilerin hiçbiri oraya girip de bir tane bilmem ne marka pantolon alamaz durumdalar. İşin gerçekliği de bu. Yani buradan da bakmak lazım diye düşünüyorum. Ee, yazılarımda zaten biraz araştırmacı şey de gidiyorum. İşte Sovyetler e, 1917 Sovyet devriminin e, 100. yılıyla ilgili bir araştırmalar yaptım. Orada bir sürü böyle e, ilginç şeyler var. Şimdi programımız yetmez onu bir başka zaman belki anlatırız. Ee, onun dışında Abdurrahman Gök'ün bir fotoğrafı var. Nevroz'da çekilen Diyarbakır'da. Eğer Abdurrahman Gök başka bir ülkede olsaydı bu fotoğrafları çekse idi. Kemal Kurkut'un tam da vurulana kadar ki olan anının tanıklığı. Evet. Evet. Bu fotoğrafları çektiği için Türkiye'de niye çektin bu fotoğrafları diye adam yargılanıyor. Gazeteci foto muhabirliği yapmış, bunun karşılığında e, takdir görmesi gerekirken e, yargılanmamak yargılanması e, bir hukuksuzluğu, bir e, demokrasi eksikliğini bize gösteriyor. Aksi örnekleri var keza hem Vietcong askerinin hı hı. mesela impaz edildiği sahneye e, dair bir tanıklık var. Böyle bir fotoğraf var. Tarihe geçmiş bir fotoğraf. Napalm'de keza e, bombardıman sırasında çocukların e, kaçtığı bir sahnenin... E, ...dehşet verici bir fotoğrafı var. Ya bunların her biri çok ciddi kırılmalara e, ve büyük tanıklıklara sebebiyet verirken... Tam i̇şte da bu ikon gibi. fotoğraflar. Yani Nikut'un Napalm bombasıyla kaçan o çıplak kızlı fotoğrafı hmm. ee, yayınlanır yayınlanmaz... muhalefetin iktidar üzerindeki gücünü arttırıp... Vietnam Savaşı'nın son bulmasına neden olan fotoğraf diye gösteriliyor bugün. Ha, ayrıca dönemin e, başkanı, kim Amerikan başkanı... bir fotoğrafçı, foto muhabirine e, kızıyor. Yani ne biçim fotoğraf bu falan gibi... E, burada ortamı hazırlayan sizsiniz diyor. Benim size bunu sormam lazım diyor. Yani... Bana niye bu fotoğrafı çektirdiniz Böyle bir cevap veriyor. Ya bunlar çok önemli anekdotlar aslında. Ee, bence iletişim fakültesinde okuyan, gazetecilik ilgilenen arkadaşların bu tür hikayeleri e, öğrenmeleri, araştırmaları da gerekiyor ki bundan sonraki de başarılı olsun diye. Ee, yani çok örnek vermek mümkün. Biraz daha ben hızlıca devam edeyim mi? Hayatta e, ben birçok şeyin rastlantılara. ...biraz da belki şansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Yani e, küçük yaşta babamı kaybettim. E, yetiştirme yurdunda büyümem... E, ...bir kırılma noktası oldu. E, ben bu milletin, bu halkın parasıyla... ...beslendim orada. Sonra mezun oldum yani ya da işte ayrıldık. E, fotoğrafla tanıştım o yurtta ben. Sonra lise çağında motor meslek sesi okudum. Ve artık dedim ki, ya ben e, bir fabrikaya gidip işçi olacağım. E, bir telefon geldi, bir reklam ajansına, e, karanlık odacı oldum. oradan sahibi, Gülnur Sözben, dedi ki, abi dedi, sen dedi ne yapacaksın? Ben motorcu olacağım. Yok ya, dedi. Fotoğrafa çok yatkınlığım var. Sen gir, dedi, mimar sana fotoğrafçı ol. Yani, bu e, tesadüf veya rastlantılar olmasaydı benim fotoğrafçılıkla ne kadar sürdüreceğim ya da olacağım belli olmazdı. Bu bakımdan hayatta böyle bazı rastlantısallıklara da inanırım. Bir de zorunluluklar var tabii. Yani rastlantılıklar ve zorunluluklar zaten bir şeylik sağlıyor. Üniversitede okurken evlendim çocuğum oldu 24 yaşında. Efendim tam o sırada Okulda değerli Türkiye'nin fotoğraf dünyasının hocalarıyla tanıştım. Sabit Kalfagel, Yılmaz Kaini gibi. Onlardan e, eğitim sistemi olarak da bugünle o günü kıyaslamamda dahi... ...aradan geçen 30 yıl geçti herhalde. E, o dönem benim için çok önemli. Yani çok kaliteli ya da e, teknik olarak iyi olduğundan değil. Hocalarla olan ilişkimiz bizim e, usta-çırak ilişkisi gibiydi. Biz hocalarla işte... E, foto toplu fotoğraf çekimlerine giderdik, hocaların evine giderdik, işte e, orada fotoğraf tartışmaları yapardık. Böyle bir öğrenci-hoca ilişkisi yaşıyorduk. Şimdiki gibi değildi. Bu bizi sosyal e, fotoğraf anlamını da geliştiren önemli unsurlardan biri. Sonrasında Sabit Hoca beni şehir tiyatrolarına yolladı. Dedi ki şehir tiyatrolarından fotoğrafçı istiyorlar, gitti Artık orada şehir tiyatrolarının fotoğrafçılığı ben 90, hikayesine de böyle doğal bir giriş Tabii, sanatın içine <laughs> oradan diyelim girdim. Şimdi oraları teferruatla anlatmayacağım. Beş yıl kadar orada çalıştım, sahne fotoğrafçılığı. Basın bürosunun ne olduğunu orada öğrendim. Ee, i̇stifa ettim, zar zor ayrıldım, bırakmadılar. Ve devlet memuru olarak en yüksek ücretten çalışıyordum. Hem de öğrenciyim yani, üçüncü, dördüncü sınıf öğrencisiyken. Kendi şirketimi kuracağım dedim. Fotoğraf Tasarım Yayın ismiyle kolektif bir şirket, şey, limited bir şirket kurduk. Bir grafiker arkadaş, bir ben. İki ee, iki kişi çalıştık. Zaman zaman çok büyük paralar kazandık. Çok büyük derken yani hayatımızı idam ettirecek anlamında. Ama fotoğraftan, fotoğrafın işte değdiği alanlardan uzaklaşmadık. Orada bir meslek olarak fotoğrafı yaptım ben. Bu arada sürekli okuyarak, sorgulayarak ne, ne, ne bu soruları hep sordum. Sonra YTP Üniversitesi'nde e, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde hocalığa başladım. E, reklamcılık bölümünü bitirdim 2008'li yıllarda. O yıllarda yine Evrensel Gazetesi'nde yazarlığa başladım. Bir yandan araştırmalarımı yaptım. Bir sürü öğrenci yetiştirdim. E, bu Barış Akademisyenleri imza döneminde e, bir ilişkimi kestiler. Sonra bir daha Sonra dediler kusura bakmayın biz artık sizle çalışmayacağız. Yetepe'yle de öyle son buldu ilişkim. Ee, Evrensel Gazetesi'nde yoğun 5-6 yıla yakın fiili olarak çalıştım. Emekli oldum. Şimdi fotoğraf dersleri veriyorum. Sunuculuk yapıyorum. Fotoğraf üzerine yazıyorum. Ee, bilgi birikimi aktarmaya çalışıyorum. Daha ne diyeyim ben? 40 yılı aşan bir zaman olunca evet hem hayatla fotoğrafın sanatla fotoğrafın daha doğrusu sanatla hayatın bu kadar iç içe geçtiği, e, bitişik olduğu bir şey. E, ben orada cümleleri bitiremiyorum, soracaklarımı da bitiremiyorum. O zaman ben devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. En başta hoş geldiniz demiştim. Gerçekten de hoş bir program oldu. Hoş bir sohbet oldu. Kötü tanıklıklardan da bahsettik, ama hep tanıklıklardan bahsettik. Siz bildiklerinizi anlattınız, ben de dinleme. E, fotoğrafçı olmak, oldum. tanık olmaktır diyoruz. E, o tanıklığı paylaşmak e, bize bir işimiz olmalı diye düşünüyorum. Çok sağ olun tekrar. Sen de nice sağ olun. güzel e, direnişin, mücadelenin ve umut dolu, keyifli günlerin fotoğrafını çekebileceğimiz zamanlar yaşayalım. İşte Yarının yani fotoğraflarını da göstermeye çalışmak evet. Sağ olun. Başka sanatta bu hafta fotoğraf sanatçısı sevgili Özcan Yaman konuğumuz oldu. Tanık olduğu anlardan bahsetti, başından geçenlerden bahsetti. Sanata dair, fotoğraf sanatına dair fikirlerini bizimle paylaştı. Önümüzdeki haftalarda yeni konu ve konuklarımızla tekrar buluşana kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.